Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. 29. güne geldik artık TYT Matematik kampımızda ve bu video bu kampın 39. videosu konumuz ise çarpanları ayırmanın ikinci partı arkadaşlar evet bu girişe aşinayım neden? <laughs> çünkü gençler şöyle bir olay yaşandı maalesef maalesef şöyle bir olay yaşandı ben e, bu videoyu çektim ve 1 saat 10 dakikalık bir video olmuştu. Ee, ve çok da böyle yüksek enerjiyle çekmiştim açıkçası. Yani 10 numara 5 yıldız ders anlattım dedim kendi kendime. Ee, sonrasında edit kısmına gelince videoyu aldım. Adobe Premiere'in içerisine attım. Ve atmaz olaydım. Görmez olaydım. Böyle bir manzarayla karşılaşmaz olaydım. Arkadaşlar ses yoktu. Yani mikrofonum kayıt esnasında kapanmış. Yani... Bazen oluyor yazılımsal bir mevzu. Ama maalesef o 1 saat 10 dakikalık video çöp oldu arkadaşlar. Yani o kadar çaresiz kaldım ki videoyu seslendirmeyi falan düşündüm. Tabii çok saçma olacaktı. Ama maalesef olmadı. Şimdi ben size daha iyisini anlatacağım. Bu konunun daha iyisini anlatacağım. Bir kere anlatılmış üstünden geçilmiş haliyle anlatacağım. Ama her şeyin orijinali daha güzel oluyor tabii. Maalesef böyle bir olay yaşandı. Şimdi... Kampımız Barış yayınları video ders kitabımızdan ilerliyor ve gençler hemen ben size şöyle çarpanları ayırmanın konu kısmını açayım. Neredeyiz biliyor musun? 123. sayfadayız. 123. sayfanın sonundayız yani şuradaki formülleri vereceğiz. 124, 125'te ve 126'da birbirinden güzel kazanım örnekleri çözeceğiz sizle beraber. Bu kitabı alıp benimle beraber kampa katılmak isteyen arkadaşlarım da varsa açıklama kısmında satış linkleri mevcut. Dileyen, isteyen girip alıp kampa benle beraber devam edebilir diyelim ve hazırsan geçelim derse. Şimdi küp açılımları bir önceki ders burayı anlattığım için şu an bir garip hissediyorum. Şimdi arkadaşlar küp açılımlarıyla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Yani formül tamamıyla. Ve bu formüllere de inanılmaz derecede iyi hakim olman gerekiyor. Peki ne yapacağız hocam? Yatıp kalkıp Karınca duası gibi bunları mı ezberleyeceğiz? Şimdi ben sana ezber yapmanı tavsiye etmiyorum. Kli klişe bir hoca sözü, ezber yapmayın. Tamam güzel ama ezberlemeden de bunlar nasıl olacak arkadaşlar? Ezber yaparsınız ama bunu bir dua ezberler gibi ezberlemeyin. Mesela örnek veriyorum, şuradaki herhangi bir formülden herhangi bir tanesini bana sorduğun zaman ben kendi kafamdan bunun mantıksal çıkarımını yapıp hemen diyorum ki bu formül budur abi, bu kural budur. Bunun açılımı budur. A artı B'nin küpü budur. A eksi B'nin küpü budur. A küp eksi B küp bu. A küp artı B küp bu. A küp artı B küpün iki tane. A küp eksi B küpün iki tane açılımı var diye biliyorum mesela. Lakin bunu nasıl diyorum? Gençler bu mevzu şöyle. Ee, hani öğretmenliğimin ilk yıllarında bu formüllere hakim miydim? Açık konuşayım. Hayır. Yani derse girmeden önce bakardım. Öyle girerdim derse. Lakin bu böyle olmuyor. Yani öğretmenlik bu kadar zor olmamalı. Yani sen durup dururken e, derse gireceksin. Her derse giderken bu formüllere bakmak zorunda mısın? Değil abi. Olay şurada bitiyor. Çok fazla soru çözmeniz lazım. Yani yeterli miktarda soru çözdüğünüz zaman zaten bu formüllerle içli dışlı oluyorsunuz ve isteseniz de istemeseniz de aklınıza yer ediyor. Ve bundan da kaynaklı gençler lütfen sizden rica ediyorum. Özellikle çarpanları ayırmaya iyi hakim olun. Bunlarla alakalı güzel sorular çözün. Bunlarla alakalı bol miktarda kazanım sorusu çözün. Bu formüller zaten kendiliğinden aklınızda kalacaktır. Diyelim ve ben size bunu şöyle işaretleyeyim arkadaşlar. Buradaki formül ve daha öncekinde verdiğimiz iki kare farkı, tam kare açılımları bu formülleri lütfen eğer odanızda bir masa varsa hani böyle influencerlar falan genelde yapıyor ya masasının üstüne böyle kare kare demirlerden oluşan böyle tel askılık yapıyorlar. Oralara böyle notlar falan yapıştırıyorlar. Tavsiyem sizde eğer bir çalışma masanız varsa eğer bir çalışma ortamınız varsa kendinize ait e, buraları bu şekilde notlarla donatabilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle evden çıkınacak ev evden çıkarken okunacak dua diye annelerimiz falan asardı ya. Aynı o dua gibi orada dursun. Ee, tabii dua asma demiyorum Dua da asabilirsiniz sıkıntı yok Ama bunlar da orada dursun arkadaşlar Ne kadar çok görürseniz o kadar çok aşina olursunuz Ne kadar çok aşina alırsanız o kadar çabuk akılda kalıcı hale gelecektir bunlar Tabii e, keşke sadece matematik eğitimi verilen bir lise olsa En son Mustafa Yağcı Hocamla konuşurken e, Bundan bahsetmiştik Hani keşke sadece matematik eğitimi verilen bir okul olsa lise olsa veya işte ne bileyim mühendis mi olacaksın? Matematik ve fizik ağırlıklı dersler. Doktor mu olacaksın? Biyoloji ve kimya ağırlıklı dersler. Gibi gibi. Hukuk mu okuyacaksın? Tarih, sosyal ve Türkçe ağırlıklı dersler. Gibi ee, liseler olsa da bizde... Hani mühendislik okuyacak birine aha bunları tek 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 ne nereden geliyor? Bunun geometrik ispatı nasıl? Bunlar binom açılımıyla alakası var mı? Pascal üçgeniyle bilgisi var mı? Bunları tek tek anlatabilsek. Tabi şimdi de anlatabiliriz. Lakin senin vaktin kısıtlı ve ekstradan bunları yani bunların ispatlarını bilmen seni bir nebze geliştirir. Hani ne konuda geliştirir? Sınavdaki soruyu çözmene ihtiyacın yani sınavdaki soruyu çözerken senin ihtiyacın olmaz buna. O yüzden abi madem görevimiz sınav bunları lütfen aklı, akılda kalacak biçimde kendi yöntemlerinizle ezberleyin. 123. sayfanın bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bunlarla alakalı güzel sorular çözelim seninle beraber gel. A ve B pozitif gerçel sayıları için. Bir kere diyor ki e, şunun rengini değiştireceğim ya. Bunun rengi hoş değil. Heh. E, hatta var ya şöyle bir renk alalım. A kere B 4'müş hocam. A kare artı B karenin de 12 olduğu bilgisi verilmiş. E şimdi diyor ki A küp artı B küp ifadesinin değeri kaçtır? E şimdi düşünelim. Ben eğer şöyle bir şey yapsam. A küp artı B küp. Ben bunun açılımını e, şu şekilde yazabilir miyim hocam? A küp artı B küpün açılımını. A artı B çarpı A'nın karesi eksi A artı B'nin karesi biçiminde tabii ki de yazabilirim. Şimdi ben burada A küp artı B küp benden istenen. Bu bana sorulan. Daha sonrasında a kare artı b kareyi adam bana vermiş. 12 ymiş bak. Hop şurası kaç? 12. E a kere b'yi de vermiş. Burası da 4. E, 12'den 4 çıktı. Burası 8 yaptı hocam. Tamam burası 8'miş. Peki a artı b. Şimdi ben a artı b'yi bulursam 8 ile bunu çarparım. Çarptıktan sonra da a küp artı b küp buymuş derim. Peki a artı b'yi nasıl bulabilirim? E gel bir güzel kardeşim a artı b'nin yani bana lazım olanın şeyinin e, karesini alalım. Böylelikle ne gelir? A kare artı 2ab artı b kare gelmez mi bu da? E şimdi sen biliyorsun ki a kare artı b kare 12. E burası 12'ymiş yazdım. Şu ikisinin toplamı 12. ab de 4'tü. 2 kere 4 8 yaptı burası. 12'ye 8 ekledim 20 geldi. Şimdi a artı b'nin karesi neymiş hocam? a artı b'nin karesi 20. O zaman a artı b nedir? E tabii ki de kök 20. Yani 2 kök 5'tir o halde getirirsin buraya 2 kök 5'i yazarsın 2 kök 5'te 8'in çarpımı da 16 kök 5'tir ve tabii ki de aküp küp artı b küpün ta kendisini verir bize Güzel 26. kazanın bakıştayız efendim Şimdi hocalarım ben bu soruyu nasıl çözerim şurayı bir a ile genişleteyim burayı da bir b ile genişleteyim paydalar eşit olsun ki toplayıp çıkarabilelim değil mi? a'yı a kare ile çarptım a küp geldi artı b'yi b, b kare ile çarptım b küp geldi alt kısımda bir tane a çarpı b'miz var şu eksi a eksi b'yi de eşitliğin sağ tarafında postalarsam a artı b yapar hatta ve hatta a küp artı b küpü burada yalnız bırakıp şuradaki a çarpı b'yi karşıya postalarsam a artı b ile a kere b'nin çarpımı gelmiş olur güzel A küp artı B küpe bir açılımı uygulasak acaba A artı B'li bir açılımı var mıydı diye düşünüyorsun. Tabii ki var. A artı B çarpı a kare eksi ab artı b kare yazdım ben buraya eşittir a artı b'miz mevcut bir tane ve çarpı a kere b'miz var arkadaşlar. Şimdi burada a artı b ve a artı b olduğunu görüyorsun ama hemen öyle lönk diye gidip de sadeleştirme. Bak sadeleştirmeleri öyle dikkatli yapıyorsun özellikle böyle ifadeli sorularda. Ne yapacağız hocam peki? sadeleştirilebilir mi olduğunu nasıl anlayacağız? İyi dinle beni. A kere B sıfırdan büyükse ya ikisi de negatiftir ya da ikisi de pozitiftir. Doğru mu? Doğru. Şimdi ikisi de negatifse toplamları negatiftir. İkisi de pozitifse toplamları pozitiftir. Yani toplamlarının sıfır olma gibi bir lüksü var mı? Tabii ki de yok. Eğer sıfır olamıyorlarsa işte o zaman sadeleştirebilirsin. Sıfır, sıfır olma ihtimali varsa sadeleştirme yapamazsın. Bunu aklından çıkarma. Şimdi geldim şuraya. A kare eksi ab artı b kare eşittir neymiş ab o zaman şuradaki eksi ab'yi de karşı tarafa postalamayalım ab'yi bu tarafa postalayalım a kare eksi 2 ab artı b kare yapar eşittir 0 ki bu da bana a eksi b'nin parantez karesini verir eşittir 0 e şimdi a eksi b'nin parantez karesi 0 ise a eksi b 0 olmaz mı e bu durumda a b'ye eşit olmaz mı A B'ye eşit seven B gördüm yere A B gördüm yere A yazarsam A bölü A'dan 1 artı A bölü A'dan 1 gelir topla demiş bana cevap 2 olacaktı dedik. Evet devam kazanın bakış 27 x artı y'yi 4 x kere y'yi 7 bölü 3 vermiş x küp artı y küp soruluyor bana x küp artı y küpü bir şöyle ayırsak bakalım çarpanlarına x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare olur mu? Olur. E hocam ben burada şu bana soruluyor. Eyvallah. E ben şunu biliyorum. Bu 4. Çok güzel. İyi yapıyorsun. x kare y e o da 7 bölü 3'müş hocam. E tamam mükemmel. Şimdi x kare artı y kareyi bulabilirsek olay çözülecek gibi duruyor. E bulalım. X artı y'yi biliyorum zaten. X artı y'nin ben karesini alacak olursam ne gelir? X kare artı 2xy artı y kare gelmez mi? Gelir. E şimdi bana hangisi lazım? X kare ile y karenin toplamı lazım. X artı y'nin 4 olduğunu bildiğim için 4'ün karesi burası 16 yaptı. 16 eşittir. X kare artı y kare dedim. Artı. Şimdi burada ne var? 2xy var ya. 2 çarpı 7 bölü 3 yazılabilir buraya. Ki burası bana kaçı verir? 14 bölü 3'ü verir. Madem öyle ben bu 14 bölü 3'ü bu tarafa postalayacak olursam x kare artı y kare eşittir bana 16 eksi 14 bölü 3'ün ta kendisini verir. Ki böylelikle x kare artı y kare eşittir. 48'den 14'ü çıkardım 34 bölü 3 geldi. Şimdi hocam şunla şunun toplamı 34 bölü 3'müş. 34 bölü 3. E bir de bundan 7 bölü 3 mü çıkaracağız şimdi biz? Çıkar ne gelir? E 27 bölü 3 gelir. 27 bölü 3 kaçtır? E 9'dur hocam o da. O zaman 4 kere 9, 36 bana cevabın ta kendisini verecektir. Evet, 28. kazanın bakış. Hadi bakalım. Şimdi ne demiş? X eksi 4'ten farklı. Tamam. X küp artı 64 ki ben bunu bu şekilde görmüyorum aslında. X küp artı 4'ün küpü olarak da görebilirim. Değil mi? X küp artı 64 sıfırsa bu ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu e, 4'ten farklı diye niye demiş? X küp eşittir eksi 64 olursa x eşittir eksi 4 gelir ya bunu alma demiş. Yani sen burada denklem çözme demiş. Bana bunu çarpanlarına ayırarak farklı bir şey, şeyler elde et demiş. He tamam o zaman yapalım. X küp artı 4'ün küpü açılım yaparsam x artı 4 çarpı x kare eksi 4x artı 16 yapar eşittir sıfırmış. Şimdi ben bu cümleyi kurduktan sonra derim ki ya burası sıfırdır ya da hocam burası sıfırdır. X artı 4 sıfırsa x eksi 4'tür ama bunu almamıza müsaade etmemiş. O halde buradan kök gelmez. Demek ki x kare eksi 4 x artı 16 sıfırmış. Şimdi benden ne isteniyor? X kare artı 16'yı x'e mi böl demiş. E şimdi bak burada ne var? X kare artı 16 var. O zaman şu eksi 4 x'i karşıya postalarsam x kare artı 16 eşittir 4 x yapar. Getirip şurada 4 x yerine yazarsan 4x'i x'e böl doğru cevap kaç gelir? 4'ün ta kendisi gelir. Gönül rahatlığıyla 4 diyebilirsin cevabı. Evet oldu mu? Anladın değil mi? Bak ne kadar güzel çıtır çıtır gidiyor. Sakin kalacağım bunları çözerken. Elin ayağına dolaşmayacak. T küp eksi 10 eşit 0'mış. Tamam. Şimdi ulan bu 10 da bir sayının küpü falan da değil. Yani küp kök onun küpü de işime yaramaz. 1 bölü t kare artı 2t artı 4 sorulmuş. Şimdi bak iyi dinle. T küpü yazdım. Eksi 8 eksi 2 eşittir 0 yazdım. İtiraz olan var mı? Yok değil mi? Niye böyle yazdım? Çünkü t küp eksi 8'i 2'ye eşitlersem buradaki 8 de aslında 2'nin küpüdür ve eşittir 2 yazabilirim. Böylelikle burada bir küpler farkı açılımı uygularım. Yani şunu şuraya aldım. t eksi 2 parantezinde t kare artı 2t artı 4 eşittir 2'ymiş derim. Anlaştık mı? Pekala. Şimdi şu ifadenin t türünden eşiti sorulmuştu bana. Ben bunun 2 olduğunu biliyorum. O ifadede nerede karşıma çıkıyor benzeri? Burada bak. Bak gördün mü? Aynısı değil mi? Şimdi o zaman ben buradaki çarpım durumundaki t eksi 2'yi karşıya postalarsam t kare artı 2t artı 4 eşittir 2 bölü t eksi 2 de gelir. Ama benden çarpımsal tersi istenmiş. Yani bunu tepe taklak yap diyor. O zaman ben de bunu tepe taklak yaparım. Yani 1 bölü t kare artı 2t artı 4 eşittir. T eksi 2 bölü 2'dir. Aha t türünden eşitini buldum. Eğer şıklarda yoksa t bölü 2 eksi 1 kesim vardır. İkisinden birisi doğru cevap sağdaki veya soldaki olacaktı arkadaşlar. Evet kazanın bakış 30. Eğlenceli sorular. Niye? Çatır çatır sadeleştirme yapacağız şimdi. İyi dinle o yüzden beni. Hocam a kare artı a demiş. Ben bunu e, bakayım, bakayım, bakayım. A parantezini alayım. A parantezinde a artı 1 olur mu? Olur. Şimdi bölü, bölü a kare eksi 1 dedim. Onu da a eksi 1 çarpı a artı 1 yazabilirim aslında. Çarpı ama şunu gördüm. A kare parantezinde a kare eksi 1 gelir. Bak gidecek bunlar. Bölü a küp parantezinde a eksi 1 gelir. Şimdi ben burada a kare eksi 1 ile a kare eksi 1'i sadeleştiririm. a ile a karenin çarpımı a küptür. Alttaki a küple sadeleşir. Geriye de sadece a artı 1 bölü a eksi 1'in ta kendisi kalır. O halde cevabımız a artı 1 bölü a eksi 1'di. Bu ifadenin en sade biçimi budur diyebiliriz. Geçtik bakalım 31'e x kare eksi 12 x artı a bölü x kare artı b x eksi 10. Bu ifadenin en sade halini vermiş. x eksi 10 bölü x artı 5. Şimdi ben burada sana iki tane çözüm sunacağım. İki çözümü de aklında tut. Çünkü limit derslerinde de buna benzer sorularla karşılaşacaksın. Birinci yol. Şimdi şöyle diyelim. x eksi 10 bölü x artı 5'miş ya. Ulan demek ki şunun içerisinde x eksi 10 çarpanımız varmış. Ki çarpı bir şey mesela. Alttakinin içerisinde de x artı 5 çarpanımız varmış çarpı bir şey. Bu bir şeyler birbirine eşit olduğu için bunlar sadeleşmiş x eksi 10 bölü x artı 5 kalmış. Şimdi düşünmemiz gereken mantık bu. E şimdi madem öyle bunun içerisinde x eksi 10 çarpanı varsa ben x gördüğüm yere 10 yazarsam burası 0 olur. Demek ki bu da 0 oluyormuş. O halde 10'u x eşittir 10'u ben burada yerine yazarım. Onun 10 karesi 100 eksi 120 artı a eşittir 0. A buradan kaç gelir? 20'nin ta kendisi. Bir de şurada buraya eksi 5 yazarsam x gördüm yere 0 olacak. Demek ki burada da eksi 5'i yazarsam 0 olur. 25 eksi 5b eksi 10 eşittir 0 derim. Buradan 5b eşittir 15 olur ve b eşittir 3 gelir. Şimdi a 20 b de 3 ise a kere b 60 yapar deriz. Bu birinci yoldu. Şimdi gelelim ikinci yola. Hocam şu kısmı Sadece şu kısmı siliyorum. İkinci yol için buraya yazmayacağım ikinci yol diye. İkinci yolu direkt sorunun üstünden çözeceğiz çünkü. İyi dinle beni. Burada ben burayı x'e x diye ayırabiliyormuşum demek ki. Burayı da eksi ona bir şey diye ayırıyormuşum. Ve o bir şeyle eksi 10'un toplamı bana şurayı vermiyor muydu? Değil mi? Evet. O halde bu bir şey nedir? Eksi 2'dir. Eksi 2 ile eksi 10'un çarpımı da bana a'yı veriyordu zaten. a 20'ymiş. Bak tıkır tıkır gidiyor ne güzel a 20. Sonra geldim buraya. Burayı da x'e x diye ayırdım. E burası da 5'e bir şey diye ayırıyormuş. O bir şey de -2'ydi zaten ki çarpımları da -10 gelsin diye. Bu ikisini toplamı da bana b'yi verir. Demek ki b de 3'müş. a kere b sorulmuştu. Cevap atmış olacaktı. Umarım anlaşılmıştır iki yöntemde. Anlaşıldıysa geçelim efendim 32'ye. Hadi bakalım. Vallahi avuçlarım terliyor. Bir önceki videoda size bayağı bir avucumu falan göstermiştim. Tabi siz o videoyu göremeyeceksiniz. alın yine göstereyim. Yani nasıl biliyor musunuz gençler? Hani böyle e, duşta biraz uzun süre falan kalınca, banyoda uzun süre kalınca elleriniz hani böyle su toplar falan ya böyle beyazlaşır. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ortaları bildiğim beyazlaştı ve kabardı. Aynı şey bunun içinde geçerli. Ama şu an çok net dedi, çok iyi görünüyor. Yani böyle bir şey yok ya. Yani tamam çok sıcak anlıyorum. Ben de çok terleyen bir insanım. E, buna da okey. Ama ben hani böyle sıcaklık görmedim. Ankara'da böyle sıcaklık ben ömrümde görmedim. 33-34 senedir ben böyle bir şey hatırlamıyorum. E, Allah sonumuzu hayretsin. Umarım senin de sağlığın sahtir, i, sa, sağlığın saatin iyidir. E, çünkü maalesef diyeceğim artık bu günleri gördükten sonra. Dört mevsim bir de layıkıyla yaşayan bir ülkeyiz aslında bakarsan. Yani yazı doruklarında yaşıyoruz, kışı doruklarında yaşıyoruz, baharı öyle, sonbaharı öyle. Ee, hani şöyle düşünüyorum. Kışa belki bir çare var. <laughs> yani tamam hani Allah dışarıda evi olmayanlara yardım etsin kışın. Ama yazın da zor şu an onlar için tabii. Kışa bir çare var En azından kat kat giyiniyorsun Diyorsun ki üşümüyorum neden çünkü kalın giyindim diyorsun Bir çare var Ne bileyim yattığın zaman üstüne iki kat yorgan çekersin Abi gene üşümezsin Ama hani yaza bir çare yok ulan. Yani illa klimanın başında oturacaksın Hani klimayı çalıştırıp Elini kolunu bağlayacaksın böyle klimanın karşısında oturacaksın illa Yani başka yapacağın bir şey yok Abi yaza Ne yapacaksın hani ne kadar soyunabilirsin Hadi ince giyine ne kadar ince giyinebilirsin yani olmuyor arkadaşlar. Şu elimin şu hali beni üzüyor ya. Diyorum ki yaşlandın mı lan ben falan diyorum kendi kendime. Yani hani bir çaresi olmalı. Ama yok işte. Yapacak bir şey yok. Evet gençler devam edelim dersimize. Neler diyor bakalım. Ee, x kare eksi bir. Gene sadeleştirme sorusu. O yüzden üsttekini ben x eksi bir ve x artı birin çarpımı biçiminde çarpanlarına ayırdım. Alt kısma geçtim x kare artı 3 x artı 9 bu çarpanlarına ayrılmıyor arkadaşlar. Ayrılmıyor. Şimdi bölü demiş ya burada ben bunu çarpı yapıyorum. Şunun çarpanlarına ayrı, ayrılmış biçimini altta yukarı yazacağım. x küp eksi 27 burası 3'ün küpü olduğu için x eksi 3 çarpı x kare artı 3 x artı 9 gelecektir. Bak gittiğinde görüyorsun buradan değil mi? Üst tarafı çarpanlarına ayırırsam da x'e x diye ayırdım. Eksi 1'e eksi 3 diye ayırdım. Çarpımları 3 toplamları eksi 4 geldi. Mük x eksi 1 çarpı x eksi 3 dedik buraya da. Şimdi şu x eksi 3'ler gitsin mi? Şunlar da gitsin. Şu x eksi 1'ler de gitsin. Geriye bir tane ifademiz kaldı. O da zaten x artı 1. Demek ki cevabımız da buymuş. Cevap x artı 1'in ta kendisidir arkadaşlar. Evet böylelikle 124'ü de bitirmiş bulunuyoruz. Devam edelim arkadaşlar. 125. sayfamızda 33. kazanım bakışla. Şimdi var ya çok ÖSS'nin, YGS'nin ee, çeldiricili sorularından bu. Ben çeldiricili deyince sen de bak. Tamam. Ne yapabiliriz? Şimdi öncelikle ben rahat çıkarılabilsin diye burayı x ile burayı x eksi y ile bir genişletmek istiyorum. x ile x'i çarptım x kare. x eksi y ile x artı y y'i çarptım. x kare eksi y kare geldi. Tamam. Daha sonrasında bölü bölüyü düzgün yapalım. Bölü Alt tarafta da x çarpı x y var. Aman diyeyim bunları dağıtarak yazma. Yani x'i x, x y'nin üzerine dağıtarak yazma. Zaten konumuz çarpanlara ayırma. Sen çarpanlara ayırma yapacaksın. Sonrasında tekrardan bunları e, çarpanlara ayırmaya çalışırsın. Şimdi şurayı x de burayı x artı y ile genişletecek olursam. Önce şurada bir genişletelim. x kare eksi x kare eksi y kare olur burası yine alt kısımda da x çarpı x artı y'miz oluşur lakin burası bölme dediği için ben bunu ters çevirip çarpacağım yani x parantezinde x artı y diyeceğim bölü alt kısımda da x kare eksi x kare eksi y kare biçimde yazdım şimdi bu ifade şurası arkadaşlar şu yazdığım alt tarafa yazdığım burası e diyor ki şimdi bir de bunu x eksi y ile çarp mı diyor yoksa sadece x ile mi çarp diyor. Değil mi? Sadece x ile çarpacağız arkadaşlar. x eksi y ile çarpanlar şimdiden elendiler. Teşekkürler onlara. Sadece x ile çarpacağız ve daha sonrasında y çıkaracağız. Parantez olaydı. x eksi y ile çarpılırdı. Şimdi o halde çarpı x diyorum. Sonundan da bir tane y çıkaracağız. Pekala. Sadeleştirme yapalım. Şununla şu gider mi? Komple. Gider. X'ler de gider hocam. Değil mi? Şimdi x'i içeri dağıtırsam şunun içine Paydamızda zaten x eksi y'miz var. x kare artı y -x yapar değil mi burası? A eksi bir de neyimiz var? Y'miz var. Şimdi bunu da paydası hani şöyle bir ya. Burayı x eksi y ile genişletirsem eğer. x kare artı yx eksi y -x ve artı y kare gelir önündeki eksiyle beraber. Bölü x y dedim. Bu kısımda Artı x y ile eksi x birbirini götürürse cevabımız x kare artı y kare bölü x eksi y'nin ta kendisi olur diyebiliriz. Aman dikkat bak bu parantez mevzusuna dikkat ediyorsunuz tamam. Geldik kazanın bakış 34'e x'li y ile a'lı b'li vermemiş de <laughs> bu sefer sayılı vermiş. Peki sonuçta sayı da olsa harf de olsa küp farkı var burada. 102'nin küpünden 98'in küpünü çıkaracağız. Nasıl yaparım? Küp farkları uygularım. 102 eksi 98 parantezinde 102'nin karesi artı 102 kere 98 artı 98'in karesi derim. Küp açılımını yaptım. Bölü diyorum. Alt kısımda ne var? 102'nin karesi artı 51 kere 196 artı 98'in karesi mevcut. Şimdi hocam ya 102'nin karesi 102'nin karesi. 98'in karesi 98'in karesi. bu buna benziyor ama şu ortadakiler yani niye böyle farklı duruyor? Farklı dursalar da sen şuradaki 196 diyor ya bunu 2'ye böl 98 mi gelir? 51'i 2 ile çarp 102 mi olur? Aa bak 102 çarpı 98'miş aslında bu da. Demek ki bununla bu birbirini götürür. Geriye sadece 102'den 98'i çıkarıp 4 bulmak kalır sana da doğru cevabımız 4'müş gençler. Kazanın bakış 35. Böyle bir eşitlik verilmiş. A bölü B oranı soruluyor bize. Bakalım beraber. Şimdi içler dışlar yapsam bir işe yaramayacak gibi duruyor. Yarasa da hoşuma gitmeyecek. Tamam. Ne yapılabilir? Şimdi hocam A eksi B var. Ben bunu var ya iki kare farkı biçimde açabilirim. mi hocam karesi yok. Karesi olmaz olur mu? A dediğin şey kök A'nın karesi. B dediğin şey de kök B'nin karesi sonuç olarak. E madem öyle ben burayı kök A eksi kök B çarpı kök A artı kök B biçiminde çarpanlarına ayırabilirim. Pay kısmını. Şimdi geldim paydaya efendim. Bak şimdi. Şuradaki A'yı kök A çarpı kök A. Yanında da bir tane B var. Kök A çarpı kök A, Kök A yapar değil mi? artı şuradaki b'yi de kök b çarpı kök b diye yazdım. Yanında bir tane de kök a var. Şimdi burada kök a çarpı kök b, kök b çarpı kök a ortak bunlar. Demek ki ben kök a çarpı kök b parantezinde kök a artı kök b yazabilirim burayı. Bu da paydamız. Kök a çarpı kök b çarpı kök a artı kök b dedim. Eşittir neymiş? 1 bölü kök a. Pekala. Şimdi bak sadeleştirilebilir şeyler var artık. Mesela kök A artı kök B ile kök A artı kök B götürür birbirini. Buradaki kök A ile buradaki kök A da birbirini götürür. Geriye ne kaldı? Sadece yukarıdaki kök A eksi kök B ve alttaki kök B kaldı. Demek ki kök A eksi kök B eşittir kök B diyebilirim. Çünkü burası birdi. İçler dışlar yaparsan bu eşitliği sağlarsın. Gönderdim sağ tarafa. Kök A neymiş hocam? 2 kök B'ymiş. Al karesini de. A eşittir 4B yapar. A bölü B istenmişti. Buradaki çarpım durumunda olan B'yi alıp karşı tarafa gönderirsem A bölü B'nin 4 olması gerektiğini de gönül rahatlığıyla bulabiliriz. Evet geldik mi 36'ya? Geldik. Şimdi şu ifade ve şu ifade birbirinin aynısı mı? E o zaman ben bunu karşıya ve bunu da karşıya atarsam bunlar da birbirinin aynısı olur. Yani x artı 8 20 eksi x e eşitmiş. O halde 2x eşittir 12 yapmaz mı? Ve x buradan 6 mı gelir? Benden ne isteniyor? Y. O zaman ben x karede x gördüğüm yere 6'yı çakarım. Yaz bakalım 36 artı 5y bunun kare kökü eşittir. 8 artı 6'dan ne gelir? 14. Peki neyin kare kökü 14'tür? Tabii ki 196'nın. O halde 36 artı 5y eşittir. 196 dersin buraya. Ve buradan 5y eşittir 160 gelir. Y'miz de 32'nin ta kendisidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlar devam ediyorum. 37. kazanım bakışla sağ üst tarafta. Anam ne var burada? 7 üzeri 1 eksi x ve 7 üzeri x eksi 1. Bir. Birinden 2 çıkarmış birinden birine 2 eklemiş ve a bulmuş cevabı. A kaçtır diye soruluyor. Ne yaparız? Şimdi iyi dinle beni. 7 üzeri 1 eksi x'imiz var bir tane. Bu şunu karşıya ataram. At, ataram değilse, atarak a artı 2 elde ederim. 7 üzeri x eksi 1'i de a eksi 2 diye elde ederim. Şimdi bunlar benim ne işime yarar? Bak şununla şunun çarpımı bununla bunun çarpımına eşittir değil mi hocam? O halde çarpalım. 7 üzeri bak şununla şu toplanır değil mi? Toplarsan ne gelir? 0. Ana 1 geldi. 1 eşittir. Şununla şunun çarpımı ne olur? A kare eksi 2 mi olur? A kare eksi 4 mi olur? Eksi 4'ü salla bu tarafa. A kare kaç gelir? 5. O zaman A kaçtır? Tabii ki de kök 5'in ta kendisi bizden. A istenmişti. Cevap kök 5'ti. Geldim arkadaşlar 38'e. X eksi 4 bölü kök x 17 olduğuna göre x eksi 4 kök x ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi Allah'ım yarabbim bu nasıl bir el, el sululuğu <laughs> bu nedir ya iyice beyazladı arkadaşlar bu arada yani değişik terliyorum ya çünkü değişik bir sıcak var şu an Ankara'da hava sıcaklığı 35 olarak gösteriyor gençler telefonda hissedilen de yüksek ihtimal 43-44 falan'dır evde şu an sadece şu kapı açık o kapıdan sol tarafa dönünce bir daha sol yapınca mutfak var mutfakın kapısı falan açık oradan gelen ufak miktarda esintiyle serinlemeye gayret gösteriyorum. E, Kemal hocanızla tuttuğumuz ofiste VIP fizik Kemal'le tuttuğumuz ofiste klimamız var ama klimamız bozuk maalesef. Aha neyse. Şimdi gençler ne yapacağız? <laughs> İyi dinle beni. X eksi 4 kök x var burada değil mi? Şimdi buna benzer sorular karşına çıkacaktır. Ben bunu kök x parantezine alırsam. Şunu kök x parantezine alınca kök x yapar. Eksi 4 gelir. Yani benden bu isteniyor değil mi? Peki şu kısmı da ben şöyle yazmak istiyorum. X eksi 4 kök, bölü kök x eşittir. Eşittir. 16 artı 1 biçimde yazmak istiyorum. Sebep. Çünkü ben şu 16'yı x'de buluşturacağım. Şunu da artı 1'ine kavuşturacağım sağ tarafta. Böylelikle iyi dinle. x eksi 16 eşittir. 1 artı 4 bölü kök x olacaktır. Peki bu benim ne işime yarar? Şuradaki x dediğim ifade aslında kök x'in karesi midir? Şimdi kök x'in karesi var burada. Burada ne var? 4'ün karesi var. Arada da eksi var. Demek ki iki kare farkı çakarım ben buraya. Kök x eksi 4 çarpı kök x artı 4 yazdım. Eşittir diyorum. Şunu da bileşik kesre çevirme yöntemi gibi 1 ile kök x'i çarp 4 ekle kök x artı 4 bölü kök x yaptı mı? Yaptı. Şimdi Burada ne var? Kök x artı 4. Burada ne var? Kök x artı 4. O zaman bunlar kesinlikle pozitif olduğu için gönderdim bunları. Burada ne kaldı? 1. O zaman şu kök x'i de şunun yanına çarpım olarak gönderecek olursam kök x parantezinde kök x eksi 4 ne yaptı? 1 mi yaptı? Benden ne isteniyordu? Yok orayı. Bu isteniyordu. Aslında bu isteniyordu da ben bunu buna çevirdim. O zaman cevabımız neymiş? 1'in ta kendisi. Geldik 39'a bak. Güzel soruydu. Geldik 39'a. Şimdi iyi dinle. Aynı yöntemle çözeceğim bu soruyu da. Ee, yine ben geldim şurayı. Kök a parantezini aldım. Köka eksi 2 kök -2, 2 geldi. Hatta ve hatta bu iki kök 2 kök 2'yi de kök 8 olarak ifade edeyim. Kök 8 2 kök 2'dir değil mi? Güzel. Şimdi şurayı biraz düzelteyim. Heh. Ee, kök 8 ise madem ben bu kısmı şöyle yazmak istiyorum. A eksi 18 kök 2a bölü a eksi 8 eksi 9 biçiminde yazmak istiyorum eşittir 0. Burada a ile eksi 8 burada kalsın ama şu eksi 18 kök 2a eksi 9 karşıya gitsin. Yani a eksi 8 eşittir 9 artı 18 kök 2a bölü a olarak bu burada kalsın. Şimdi a eksi 8 aslına bakarsan şu kök a'nın karesidir. Şu da kök 8'in karesidir. Madem öyle ben burayı kök a eksi kök 8 çarpı kök a artı kök 8 biçiminde de dizayn edebilirim. Eşittir diyorum. Eşittir. Bak şimdi hocam. 9 ile a'yı çarptın. 9 a artı 18 kök 2 a bölü a mı geldi? Evet. Evet. Şimdi şurayı biraz düzenleyelim. Ben bu kısmı 9 kök a parantezine alırsam şurada ne kalır? Kök a kalır. Şurada ne kalır? Artı 2 kök 2 kalır. Yani 2 kök 2 ne? 8. 8 kalır. Güzel. Alt kısımda da neyimiz var? A'mız. Ve ekstradan şuradaki kök a ile a'yı sadeleştirirsem burada kök a kalmaz mı? Kalır. Şimdi şu eşitliğe bakmanı istiyorum. Şu ve şu aradakini görme. Hocam her iki tarafta kök a artı kök 8'ler. Şurası kök 8'dik. Kök a artı kök 8 yok mu? Var. Şuradaki kök a'yı ben şunun yanına çarpım olarak gönderirsem kök a parantezinde kök a eksi kök 8 yapar mı? Evet. Burada sadece ne kaldı? 9 kaldı. Demek ki cevabımız 9'un ta kendisiymiş diyebiliriz. Ve gençler artık geldik 40'a biliyorsunuz 40 soru serimizin mottosu bir şeyi 40 kere söylersen olurdu. Biz bu derste 48 kere söyleyeceğiz ama bu da 40. örneğimiz. 40 önemlidir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. A artı kök 5'miş. 11 A eksi A kare artı 12 ifadesinin değeri soruluyor bize. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Şu kök A'yı yalnız bıraksam. Bu tarz ifadelerde hep kök A'yı yalnız bırakın. 5 eksi A'ya eşit olur mu burası? Gelin bir de bunun bir güzel karesini alalım. Böylelikle kökten kurtulmuş olurum. A eşittir 25 10a ve artı a kare yapar mı? Yapar. Gel efendim şu A'yı da hatta şunların tamamını sol tarafa gönderelim. Tamamını da değil. Sadece şurayı sol tarafa gönderin. Eksi a kare artı 11a eşittir 25 mi yapar? Bu nereden tanıdık geliyor sana? Bir fikrin var mı? Şurası. Bak burada aynısı var. Demek ki burası kaçmış. 25. O halde ben bu 25 12'ye eklersem doğru cevabı bu durum doğru cevap 37'nin ta kendisi olacakmış. 40'ı da çözdük. 125. sayfayı da hop bitirdik. Şimdi neredeyiz? 126. sayfada 41. örnekteyiz. Evet, bu ifadeyi tam kare yapan kaç tane tam sayı vardır? Şimdi bu soru var ya. İyi bak soruya. Lisedeyken de vardı bu. Ben lisedeyken de bu soru soruluyordu abi. Evet. Sonra ben de ne yapıyordum biliyor musunuz? Bu soruyu çözme yöntemimi anlatıyorum size. Hazır mısınız? Değer veriyordum. <laughs> yani ben hocaya diyordum ki, cevabı söylüyordum hemen. Hoca dedi ki, aferin İsmail diyordu. Nasıl yaptın diyordu. Ben de diyordum ki, değer verdim. <laughs> Hoca dedi ki, hangi değerleri verdin? Şu şu değerleri verdim. Hoca dedi ki, peki diyor, güzel. Ya peki diyor ya 192 mesela sallıyorum. 192 sayısı diyor sağlıyor muydu bunu diyor. benim de denemedim. <laughs> diyor neden denemedin? Sonuçta hani 1 milyon 150 binde sağlayabilir abi. 1 milyon 150 bine 43 ekleyince belki tam kare gelecek. Yani hani yarış e, tam kare gelmez sonu 3 olur ama. Hani şöyle düşünüyorum. <laughs> ulan verdiğim örneği de olmaz diye tahsini yapıyorum bir anda. Yani deneyerek yapıyordum. Ee, hocam da sağ olsun güzel yöntemlerini öğretti. Şimdi ben size o güzel yöntemi bak ta 2007'lerden bana öğretilen bilgiyi ben şu an hop 2024'te size anlatıyorum. Gençler haberiniz olsun çok kıymetli bilgi iyi dinle. 40, e, x kare artı 43 ifadesini tam kare yapan kaç tane tam sayı vardır diye soruluyordu. Madem tam kare olacak abi x kare artı 43 demek ki p kare gibi bir sayıya eşit olması gerekiyormuş diye düşünülür değil mi? x kareyi o zaman sağ tarafa postalarsam p kare eksi x kare eşittir 43 yapar ki 43 burada çok tatlı bir sayı çünkü asal. Asal olduğu için işimi kolaylaştırır o yüzden tatlı diyorum asallara karşı bilgim yok. p kare eksi x kare dediğimiz ifade aslında p eksi x de p artı x'in çarpımının ta kendisidir ve bu da 43'müş. 43 asal dedik ya 43 asalsa eğer ben burayı 1 burayı 43 ya da burayı 43 burayı 1 seçebilirim. Tabi aklınıza illaki geliyordur aklına gelen illaki vardır. Eksi 1'e eksi 43 ve -43 eksi 43'e eksi 1'i neden yazmadık diye onları da yazsaydın aynı kökleri bulacaktın çünkü sadece işaret değiştirmiş olacaktın bundan kaynaklı aklında bulunsun bu tarz ifadelerde sadece pozitifleri kontrol etmen yeterli olacaktır geldim buraya p eksi x abi 1 ise p artı x 43 ise diyeceğim bir de p eksi x 43 ise ve P artı X 1 ise diye iki tane ayrı çözüm düşüneceğim. Alttakinden üsttekini çıkaracak olursam P'ler gider ve 2X eşittir 42 x eşittir 21 gelir ki x 21 sağlıyorsa eksi 21 de sağlar zaten sağ taraftaki denklemden de bu gelecek. Alttakinden üsttekini çıkarırsan 2x eşittir eksi 42 ve x eşittir eksi 21 gelecek. 21 ve eksi 21 olmak üzere bunu tam kare yapan iki tane tam sayı vardır mevcuttur diyeceğiz gençler. Evet tabii ben lisedeyken hoca bunu sormuş olaydı. Yüksek ihtimal yapamazdım. 21'e kadar denemeye üşenirdim. Sen de deneme. Tamam. Ben 2007'de bıraktım denemeyi. <laughs> Sen de lütfen <laughs> deneme güzel kardeşim. 42. örnekteyiz. Bizim evin kapı numarası. X eşittir A küp eksi B küp. E, y B küp eksi C küpmüş. Z de C küp eksi A küpmüş. E, bu ifadenin, koca ifadenin, değeri kaçtır diye soruluyor ki hani ne yapacağım? X kere Y dediğine göre bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. Pay kısmına yazıp bunların karesini alıp payda kısmına yazıp toplayacağım oranlayacağım. <laughs> Hadi lan oradan. Öyle şey olur mu lan? Böyle yapmayın tamam mı? Lütfen rica ediyorum. Böyle şeyler yapmayın gençler. Çünkü hani matematik işini kolaylaştıran bir şey. Yani Zormuş gibi görünse de zor olan şey işini kolaylaştıran bir şey. Sonuçta şu telefonu icat etmek de bence zordu. Ama zoru başardıkları için şu an işimize yarayan bir şey konumuna dönüşmüş. Sen de matematiği başarırsan, zoru başarırsan hayatta da işine yarayacağını söyleyebilirim. Şimdi, hoca uzatma soruyu çöz. Ne yapacağım? Şimdi ben burada ee, şunu fark edebilirim. Şunu fark edebilirim. Bunların toplamını düşünecek olursam x artı y artı z bak a küp eksi a küp eksi b küp artı b küp eksi c küp artı c küp gitti. E sıfır mı? Sıfır kalıyormuş. Şimdi x artı y artı z'nin e, ben karesini alırsam x artı y artı z'nin karesini düşünecek olursam bir kere zaten sıfırın karesinden sıfır gelecek sonuç x kare artı y kare artı z kare artı 2 parantezinde ne diyorduk? xy artı xz artı yz diyorduk değil mi? Şimdi şurası bir yerden tanıdık geliyordur. Bence şurası da bir yerden tanıdık geliyordur. Ha bu griyi maviye böl demiş yani. E şimdi bu neydi? Bunun karesi sıfır değil miydi? Çok güzel. O halde, o halde ee, ben şunu, şunu karşıya postalarsam ya da bu burada dursun. Sen burada dur. Ya da yok yok bunu bunu taşıyalım. Bunu attım karşıya. X kare artı y kare artı z kare. İkisi de olur da hangisi göze güzel görünür diye seçtim. Eşittir eksi 2 parantezinde x y artı x z artı y z oldu mu? Oldu. Madem öyle bana e, green'in gri'nin mavi oranı sorulduğuna göre ben her iki tarafı şuna bölersem şöyle bir şey yapar. Değil mi? Böyle olur. Eksi 2'yi de karşı tarafa bölüm olarak gönderecek olursam şu kalmamıştı. Eksi 1 bölü 2 bana bu oranı verir. Demek ki cevabımız eksi 1 bölü 2'nin ta kendisi olacakmış. Ve 43'teyiz. Hadi bakalım. Bu 1, ben bu 1'i 1 bir olarak saymıyorum abi. Bu 1'in küpüdür diyeceğim ben. Zaten ben sayıları öyle sayarım. 1'den başlamam, 1'in küpünden başlarım. 2024'ün küpü artı 1'in küpü. Ne yapacağım? 2024 artı 1 küpler toplamını uygulayacağım. 2024'ün karesi eksi 2024 kere 1 yani 2024 ve artı 1 mi diyeceğim. Bölü paydamızda ne var? 2024'ün karesi 2024'ün karesi eksi 2023 mu var? Güzel. Şimdi dikkatli izle. Eksi 2024'te 1'i toplayınca eksi 2023 yapmaz mı? Değil mi? E, o zaman burası şuna eşit değil midir? cevap neymiş 2024'de bir ekleyince bulunuyormuş yani cevap buymuş arkadaşlar Evet 44 Hadi bakalım şimdi bu soru bu soru da bu soru da neye benziyor biliyor musun şu şuna benziyor yani iki önceki bir önceki örneğe benziyor şuna Peki bunu nasıl düşüneceğim Hadi gelin beraber düşünelim yalnız başına bırakmayın beni ee, ben diyorum ki X A eksi B olsun. Yani ben A eksi B'ye X diyeceğim. Ee, B eksi C'ye Y diyeceğim. Ve C eksi A'ya da Z diyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Kabul mü? Şu X, şu Y şu da Z olsun. O zaman burası ne olur? X'in küpü olur. Y'nin küpü olur. Z'nin küpü olur. Yani benden istenen şey e, X çarpı Y çarpı Z bölü X küp artı Y küp artı Z küp. Bana bu soruluyor. Tamam bunu bul diyor bana. Tamam emir kipi kullanmış. Şimdi gençler öncelikle şunu fark etmemiz gerekiyor. Ben bunları toplayacak olursam x artı y artı z a ile x a eksi b ile artı b eksi c ile artı c birbirini götürdüğü için sıfır. Benziyor dediğim kısım burasıydı işte. x artı y artı z sıfırmış. Peki burada ben x artı y'yi eksi z biçiminde yazabilir miyim? Ya da z eksi x eksi y midir? İkisi de olur değil mi? Yani bunu da kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. E güzel. Şimdi burada bir ne var? X çarpı Y var. Bir de burada Z var. Abi ben buraya X çarpı Y çarpı eksi X eksi Y biçimde yazacağım. Eksiyi buraya aldım. Y artı Z'yi buraya kondurdum. İçeri dağıtacak olursam eksi e, parantezinde X x ya, Y artı Z değil burası. Y artı X arkadaşlar ya da X artı Y. Şurası X artı Y. Kusura bakmayın. Şunun eksilisiydi. İçeri dağıtırsam x kare y ve x y kare gelir. Güzel. Şimdi geldim payda kısmına. Asıl önemli olan kısım burası. x küp artı y küp olduğu gibi kalsın. x küp artı y küp bu böylece kalsın. Ama z demiş ya. Z de eksi parantezinde x artı y idi. Ben bunun küpünü alayım. Eksinin küpü eksidir zaten. Demek ki burası da x artı y'nin küpü gelecek. Yani x küp artı y küp artı z küp işte buymuş diyeceğim. Yazıyorum x küp artı y'nin küpü eksi parantezinde x artı y'nin küpünü açın. x küp artı 3x kare y artı 3x y'nin karesi ve artı y küp geldi mi? Şimdi dikkatli dinle. Şuradaki x küple buradaki x küp. Buradaki y küple buradaki y küp birbirini götürür çünkü önünde eksi var. Üst tarafa bakıyorsun. Eksi parantezinde x kare y artı x y kare iken alt taraf Eksi 3 parantezinde şu üçlerden de kurtulalım. Eksi 3 parantezinde x kare y artı x y kare yapmaz mı? Ve burada ne görüyorsun? Hop bunlar gitti. Geriye eksi bölü eksi 3 kaldı. Yani 1 bölü 3 kaldı. Doğru cevabımız da 1 bölü 3'ün ta kendisi olacaktı. Evet bitirdik 44'ü. Valla zorlu zorlu sorular çözüyoruz. Farkında mısın bilmiyorum ama. Sana şu an ben çözerken çıtır çerez gibi geliyor olabilir ama. Zor sorular bunlar haberin olsun. X küp, y küp, z küp toplama 51. X artı y artı zde 0. X çarpı y çarpı z soruluyor. Bak bu da bir öncekinin aynısı. Şunun aynısı. Vallahi bak. Gel nasıl aynısıymış bir bakalım hadi. X küp, y küp, z küp 51miş. X artı y artı z 0 bir kere. X artı y eksi zdir ya da z eksi x artı ydir derim. X küp burada kalsın. Y küp burada kalsın. Eksi parantezinde X artı Y yazdım Z'ye. E bunun da küpü mü lazım? E ben zaten bunun sonucunu biliyordum ya. Onun sonucu şurası değil mi? Eksi 3 parantezinde X kare Y artı X kare değil miydi? E o zaman öyle yazalım biz oraya. Yani bu 3 parantezinde X kare Y artı y karedir hocam. Bunun sonucu bu. Ve kaçmış? 51. Güzel. Şimdi her iki tarafı her iki tarafı bu arada bir düşünüyorum şöyle. Eksi eksi tamam. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem burası eksi 17 gelir mi arkadaşlar? Gelir. Şimdi şu kısımın ben x kare y artı x y karenin eksi 17 olduğunu buldum değil mi? Ekstradan bizden istenen neydi? x çarpı y çarpı z. Yani x çarpı y çarpı x çarpı y çarpı eksi nasıl yazayım lan? Eksi x eksi y. Bu soruluyor. Şimdi eksiyi eksi, eksi parantezine aldım. X çarpı y'yi içeri dağıtırsam. X kare y artı x y kare gelmez mi arkadaşlar? Benden istediği bu. E ben şuranın x 17 olduğunu biliyorum. O zaman eksi ile eksi 17'yi çarparsam doğru cevap ne olur? 17'nin ta kendisi olur. Evet artık 46'dayız arkadaşlar. X üzeri 4 x küp x kare x eksi 9 eşit 0 demiş. Şu ifadenin değeri soruluyor bize. Buluruz. Şöyle buluruz ama. X üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x. Şimdi ben burayı artı 1 eksi 10 biçiminde ifade etmek istiyorum. Eksi 9'u. Artı 1 dedim. Eksi 10'u da karşıya attım. Eşittir 10 geldi. Kabul mü? Neden bunu yaptım? Çünkü ben bu tarafı x eksi 1 ile genişletirsem, çarparsam, bu tarafı da x eksi 1 ile çarparsam, şurada elde ettiğim değer bana şunu verir. X üzeri 5 eksi 1. İşte bu x üzeri 5 eksi 1 10x eksi 10'muş arkadaşlar. Tamam. Eksi 1'i de karşıya postalarsan x üzeri 5'i 10x eksi 9 olarak elde edebilirsin. Şimdi şu eşitlikten bahsedildi artık. Güzel. Şunu da bileşik kesire çeviriyormuş gibi düşün. 3 çarpı x üzeri 5 artı 27 bölü x yapar değil mi? Hatta bunu da 3 parantezin alırsan x üzeri 5 artı 27 e, değil 9 9 Bölü x gelir. Şimdi x üzeri 5 artı 9 mu lazım bize? Buna 9 eklersem x üzeri 5 artı 9 olur. Buna da 9 ekle hop hop 10 x'miş. Yani burası 10 x. 3 kere 10 x 30 x yapar. Bunu da x'e böl demiş doğru cevabımız 30'un ta kendisi olur. Çok şık sorular. Çözüyorum diye demiyorum ama yani çok şık sorular. x kare eksi x 4'müş. x üzeri 4 eksi 20 bölü x küp eksi 4 ifadesinin değeri soruluyor bize. Düşünelim. Yaparız herhalde. <laughs> Atla deve değildir herhalde. Şimdi gençler şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum. X küp var. Eyvallah. Şimdi x kareyi yalnız bırakabilirim ya. Yani X kare eşittir e, X artı 4. Değil mi? X üzeri 4 de X, ...x karenin karesidir. Dolayısıyla ben x karenin karesi yerine... ...bunun karesini buraya monte edebilirim. Ki e, bu da... ...bunun karesine gelir. x kare artı 8x artı 16... ...eksi 20'den. Aslında burası... ...x kare artı 8x eksi 4'müş. Ve ben x karenin... ...x artı 4'e eşit olduğunu bildiğim için... ...buraya da x artı 4 yazabilirim. x artı 4 artı 8x eksi 4'ten ...artı 4 eksi 4 gider. Üst taraf 9x olur. Yani şu x üzeri 4 eksi 20... 9x'miş. Peki x küp eksi 4. Ben bunu x kare çarpı x eksi 4 biçimde yazarım. x kare dediğimiz şey x artı 4'tü zaten. x artı 4 parantezinde x eksi 4 gelir. İçeri dağıtırsam x kare artı 4 x eksi 4 yapar. x kare dediğimiz şey x artı 4'tü. Yerine yazarsam x artı 4 artı 4 x eksi 4'ten eksi 4 artı 4 gider. x de 4 x'in toplamı bana 5 x'i verir. x'leri oranlarsam Doğru cevap da 9 bölü 5'in ta kendisi olur. Sağlam soru, güzel soru. Ve son örnekteyiz, son kazanım bakıştayız artık. <laughs> N1 pozitif doğal sayı, beta ise tam kare bir tam sayıdır denilmiş. Beta 2 üzeri n artı, 2 üzeri 16 artı, 2 üzeri 24 olduğuna göre. N'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bize. Hmm. Peki, eyvallah. Şimdi... Beta tam kareydi. Unutma. <laughs> ben bunu şöyle düşünsem. 2 üzeri 16 artı 2 üzeri n artı 2 üzeri 24 gibi düşünsem. Şu 2 üzeri 8'in karesidir. Bu 2 üzeri 12'nin karesidir. Ortada da 2 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 12 olaydı eğer tam kare olurdu değil mi? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. E şimdi şurasının çarpımı ne yapar? 2 üzeri 21 mi yapar? He, bak n 21 olabilirmiş. Neyin alabileceği bir değer 21'dir gençler. Bunu bulduk. Peki farklı bir senaryo var mı hocam? Tabii ki de var. İki tane daha senaryo var daha. Şimdi n yine burada yalnız kalsın. 2 üzeri n artı 2 çarpı şurası ne? 2 üzeri 12'nin karesi mi? 2 üzeri 12 çarpı şimdi 2 üzeri 1 2 üzeri 12 2 üzeri 13 yaptı. O zaman şuranın 2 üzeri 16 olması için 2 üzeri 3 mü lazım? Artı burası da 2 üzeri 12'nin karesinden 2 üzeri 24. Bak. Şurası ne oldu? 2 üzeri 16. Burası zaten 2 üzeri 24. 2 üzeri n ne olur? Şimdi ona bakalım. Şu ikinci bu formüldeki 2, 2 üzeri 3 de birinciymiş demek ki. Ben buraya ne yazıyordum? Birincinin karesini. O zaman 2 üzeri 3'ün karesi 2 üzeri 6'dır ve n sayısı 6 da olabilir. Bir de bir de bu ne dediğimiz değer yine başta olsun 2 üzerine. Bu sefer buraya 2 üzeri 24'ü ve buraya 2 üzeri 16'yı yazalım. Şimdi o zaman ikincisi 2 iki üzeri 8'in karesidir. Buraya geldim. 2 çarpı 2 üzeri 8 çarpı bir şey. Ve bu bana neyi verecek? 2 üzeri 24'ü verecek. E şurası 1 burası 8 topla 9. 24 olması için kaç lazım? 15. Demek ki birincisi 2 üzeri 15'miş. 2 üzeri 15'in karesi de 2 üzeri 30 yani ne? 30 olabilirmiş. Farklı bir varyasyon kalmadığı için bunların toplamı sorulmuş. 21 30 daha 51 6 daha 57 bana cevabın ta kendisini verir sevgili gençler. Kalemimi yuvasına taktım ve artık bir sonraki dersimiz için hazırlık yapacağız. ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Çarpanlar ayırmanın birbirinden güzel tam sınav ayarında çarpanlar ayırma soruları çözeceğiz. Beraber bir diğer videoda. Evet gençler valla hakkınızı helal edin. Ee, iyi ders oldu. Biraz başınızı ağrıtmış olabilirim. Ders arasında anlattığım işte anılar, şunlar, bunlar eğer sizleri sıkıyorsa belirtin. Sıkmıyor hocam eğlenceli oluyor diyorsa onu da yazın arkadaşlar. Ee, hani Sonuç olarak ben de burada şu an ofisimde yalnızım. Sabah saat 9'da çalışmaya başlıyorum, gece saat 3'e kadar. Ee, tabii canım da sıkılıyor ve ben de siz de böyle hani ekran başında da olsa, şu an kameraya kameraya bakarak da olsa muhabbet etmek istedim. Ee, eğer hoşunuza gidiyorsa hocam devam edelim diyorsanız bunu yorum kısmında belirtin. <laughs> Arkadaşlar, sonraki videomuzda ÖSYM bakışta görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.